Irak yapmazsa biz vuracağız dedi. Terör yuvası Kandil'le birlikte Mahmur kampına da operasyon sinyali verdi. İç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırdığı antikor testinin sonucunu da açıkladı. Ateş! Bu işi siz yapacaksanız yapın. Orayı biz gelip vuracağız. Çünkü başka artık bu işin çıkış yolu kalmadı. Terör bataklığını kurutacağız dedi. Kandil'in yanı sıra Mahmur kampını da yeni hedef olarak işaret etti. Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak sürekli üretmeye devam edecektir. Terörle mücadele Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun da önceliğindeydi. Gündemin sıcak başlıklarını ise katıldığı programda değerlendirdi Cumhurbaşkanı. İki hafta sonra NATO zirvesinde bir araya geleceği, ABD Başkanı Joe Biden'a sözde Ermeni soykırımı iddialarına verdiği destek nedeniyle tepkiliydi. Türkiye-Amerika ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında? Bunu tabii soracağız. Yani biz Bush'la da çalıştık, Obama'yla da çalıştık. Hiç bunlarla böyle bir gerilimi ben yaşamadım. Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu dedi Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını nasıl değerlendirdiği de soruldu. Bizim sahada böyle bir tartışma yok. Cumhur İttifakı olarak karar belli. Sıkıntı diğer tarafta. Onlar ne yaparsa yapsınlar, o da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ve salgınla mücadele, sosyal mesafeyi koruyarak maskeyi çıkartabileceğiz dedi, aşıya ayrı bir parantez açtı. Ciddi manada aşımız geliyor. Aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Örneğin ben 3 aşım oldum, bir de antikor. Hamdolsun 2160'ı yakaladım. Cuma günü Zonguldak'tan bir müjde paylaşacağını açıklayan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır. Çankaya Köşkü'nden gerçekleşti Erdoğan'ın soruları yanıtladığı o canlı yayın. Başladığında saatler 22.30'u geçiyordu. İşte bu nedenle de fondaki saat sosyal medyada gündem oldu. Saat 9'u 5 geçe duran antika saatin Atatürk'ün vefat saatini simgelediği belirtildi.